Gerçekten. Ay bir an niye? Almanca sınavı hazır mısınız? Begüm'ün okullarına çalışıyorum. Doğru bu arada. Günden beri herkese bunu söylüyor biliyor musun? Herkes öğrendi artık. Aynen. Hazır mısınız sınav haftasına peki? Hayır ya. Sınav hiç bitti ki. Bitti, daha 8 tane daha sınavımız var. Ala ara. Biz eşit artık. İngilizce gitmesi bizim çok zor oluyor. Evet ya. Gerçekten. Bu biraz azalması gerekiyor. Of. Ben hiç hazır değilim sınav haftasına. Çünkü başlıyor ve hiç... Evet çünkü uzun zamandır sınav haftasında gibiyiz. Çünkü sayısallar hissediyorum. Ben de hissetmiyorum. Ama işte sınav olması korkunç. Sizce Tolga ile Aybüke barışacak mı? Bence barışacaklar. Bence barışacak çünkü Aybüke şu sınav haftasına buraya nasıl geçti? Aybüke çünkü çok saf bir insan ve direkt barışacaklar. Tolga çok pis bir insan. Tolga'yı hayatındaki bir insana çok benzetiyorum. Önceden hayatımda olan bir insana. Çok pis bir insan. Oma. Büyük anne. Hayır, heyecanlı. En hangi telefon. Evet, doğru. Ve çok kaba davranıyor. Ama Sedat'ı da sevmiyorum. Gerçekten yani. Sabah mı? Evet. Sanla, Tolga ve bu. Oha. Zeyd ve Sedat'ın karışımı da bu. Ben hiç hazır hissetmiyorum. Bitsin şu sınav haftasında kurtulalım. Babam zaten bana biraz kızdı, felsefeden düşük almış sınavdan. Begüm bana videoyu atacak diye story. Herhalde beni telifçi sandı. Gitmiş bana soru çatayım var. Hayır, ben çok soruyorum öyle. Herkese soruyorum. Ama kelimeleri biliyor musun? Ya iyi ya. Dedim acaba bu kadar korkunç. Hayır. Kimseye telif atmıyorum. Boş yapmayın. Nasıldı? 80. Maksimum 20 alacağım. En maksimum. Çok saçma bir sınav var. Evet. Nehir. Öyleydi öyle. Şu an 10. sınıf, 1. dönem 2. sınıfı. Biz hangisinden kötü aldık? Onun gibi hissediyorum. Aslında 50 falan. Evet. O böyle kötü. Çok çalıştım ben ya. Hiç evet. Adam akıllı gramer sorulmamış. Kelimeler abudik gubidik. Nasıl geçti? Sordum. Tamam. Herkesin sordu tamam. İlk sınav gibi asla değildi. Ben yaptım. Durun nasıl yaptım? Ya ben de bilmiyorum, ben yaptım yani en maksimum 98, hayır 94, en kötü de 84 diyelim hadi. Ya bence siz de yaptınız ama farkında. Hayır yapmadım ben, yapamadım. Hiç çalıştığım yerden çıkmadı. Evet. Aklımda evet. Sorunlar vardı. İlk tamam çok kolaydı da. Bu da zordu, ortasını bulsunlar o zaman anladın mı? Vermiş ya, onda ne yazacak bize? Hangisi? İHB Halşman. Kötü geçti mi? Benim de geçti. Niye böyle oldu? Kötü geçti. 30 almayız ama çok kötü. 30 almazsın. Kötü geçti. Gerçekçi olduğunuz için teşekkürler çünkü benim de çok kötü. Beyzacığım senin nasıl geçti? Kaç üzerinden bu? Hesaplayamadım ben onu ya. 20'dir çünkü diğeri galiba. Gerçekten kafayı yiyeceğim. Bir de yazımdan da puan kırılacak bu sefer. Evet. Hani Allah aşkına sorsana şunları. Ben gibi yani. Ne bileyim Beth Blavin'de yatalım diyelim. Evet. Bizim olayları büyütme serisi ya. Ya ama hani çok çalışınca bir de hani Almanca bizim kesin derslerimizden biri ya. Evet çerez ders falan abi. Çorbayı da kaçırdım. Çok kötü. Of çorba da içemiyoruz. Açta kaldık. Listening de kötü geçti. Evet. Bayılacağım artık yeter. Listening nasıl geçti saniye? Boş kağıt vardı. Hiçbir şey yazmadım. İsmini de yazmayacak mı, onda şey olsun diye. Hani kağıt vermemiz lazım, o yüzden verdim. Çorba da yok zaten. Çorba da yok. Bisnik yok. Almanya yok. Evet, bugün tarihlerden 5 Ocak. Ve of, çok uykum var ve yine sınav haftasındayız. Dün de açılış yaptık zaten ve bugün İngilizce ve coğrafya sınavlarımız var. Geçen sınavlar arasında en kötü notum coğrafyadaydı. O yüzden coğrafyadan bir tık korkuyorum. İngilizce bence iyi geçecek çünkü test, yani ne olabilir en fazla. Ondan sonra ve ayrıyeten bugün şu görsel ödevlerinin şeyi var, teslimi var. Bence bayağı iyi gözüküyorlar bu arada. Yani şu benimki, şu Ayşe'ninki, bu Ayşe'ninki, benimki. Ve arkada da Duru Hamile'nin pastasını hazırlıyor. Bugün Hamile'nin doğum günüymüş ve o kadar güzel duruyor ki bayıldım. Bugün çok yoğun yani. Hem İngilizce sınavı var, hem listening sınavı var, hem de sonra coğrafya sınavı var. 3 tane sınav var. Ben pastacı olacağım, ben okumayacağım. Duru zaten okumayacaksın. Bu ilk başta yaptığım şeyi neyle yaptım? Krem şanti. Ha. Renkli krem şanti. Ama bunu cidden koyunca, eğer ufaksa kabınız ve bunu fark etmezseniz, bunu koyunca hop krem şantiler işte. Zaten ben pandispanyayı yaparken biraz böyle hafif fazla kızardım. Sonra kalıptan çıkarırken yamuk yamuk çıkardım. O yüzden pasta biraz şekilsiz oldu. İlk defa pasta yapıyorum bu arada. Hayatımda hiç pasta yapmadım. Hayatımda kek bile yapmadım hiç. Bunu ve sana mı atadılar peki pasta yapma görevine? Ya hayır. Kimse bana öyle bir görev atamadı. Sadece benim canım pasta yapmak istedi. Onun için pasta yapmak istedim. Elimden geldiği kadar, bu kadar o elimden geldi. Bence çok iyi yapmışsın ama ilkine göre. Bu kadar oldu. Bayıldım. Evet, dilek tut. Çatal kesmiyor yani. How much of that is me? How much just memories of something someone told me long ago? Nasıldı? Değil mi? Düşündüğümüzden daha iyiydi. Senin nasıldı Duru? Çok iyiydi. Ben test edince ne bileyim böyle abudik abudik şeyler bekledim. En azından birazcık zorlar dedim de yani. 100 alır mısın sence? 100 listening'e bakmak lazım. Ha evet, o da var. Daha sınav olmadı. Daha listening de var, evet. Almanya'daki gibi olursa bu arada kimse alamaz. Aşırı kolaydı. Hiç çalışmadım ama aşırı kolaydı. Bayağı kolaydı ve çıkarsa yanlışım, hadi 5 yanlışım bile çıksa 90 alıyorsun cidden. Güçlerimizi birleştirelim tabii canım. Senin nasıldı? Almanca'ya nazaran çok iyiydi. Değil mi? Almanca zaten. Merhaba. Nasıldı? Kötüydü. Cidden hepsi mi kötüydü? Yani. Kötüydü. Kötüydü. İngilizceyi bilmiyoruz. Evet. Kötüydü. Almanca'yı bıraktık artık. Değil mi? Düşündüğümüzden çok daha kolay değil miydi? Evet, aşırı kolaydı. Ben gramerden zorlarlardı. Evet, gramerde and do'ları falan hep kolaydı yani. Listening halletmemiz lazım önce. Alman gibi konuşursa yani iyi değil. Hiç iyi değil. O kadar iyiydi ki. Allah'ım. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Suba Hanım nasıldı? Çok kolaydı, çok güzeldi. Beğendik sınavı. Evet, bayağı güzeldi. Nasıldı? İyiydi, çok iyiydi. Yani en kötü meteor falan düşerse bile 80 alırım. En iyi kaç alırsın? 100 mü? En iyi 100 alırım herhalde. Çünkü çok iyi. Nasıl geçti? Çok kolaydı. Sen girmedin ki. Ama her böyle geçiyor. Yani anlamıyorum aslında. Benim çok iyi geçti. Galiba ilk defa 100 alacağım coğrafyadan. Afiyet olsun. Çok iyi. Nasıl geçti? Ya bir şekilde geçti ama. Nasıl geçti? Abi çok iyi değil mi? Evet. Geçenki zordu. Evet. Çok güzel geçti. Bravo, tebrik ederiz. Giray nasıl geçti? 10 numara mı? Selam. Şu anda saat 7:48 ve 6 Ocak'tayız. Sınavların adam akıllı bir şekilde bitmesine son 3 gün kaldı. Artık yok, dayanamıyoruz ve bugün cuma. Pazartesi çekecek miyim bilmiyorum. Pazartesi son 2 sınavımız var. Bugün ise edebiyat ve seçme edebiyat var ve çok geç saatlerde, yani hem 5. saatte edebiyat 5. saat, seçme edebiyatta 7. saat. Yani araya öğle arası giriyor ve cuma günü olduğu için bugün giren ara hani 1 saat, 12'den 1'e kadar. Sonra sınavımız var. Öğleden sonra benim çalışmıyor, benim fonksiyonlarım bırakıyor kendine. Şimdi ise kütüphaneye gideceğim. Sonra Ayşe'ye gidecek kütüphaneye. En baştan itibaren çıkacak çünkü hikaye ve şiir ağırlıklı, yani en çok şiir ağırlıklı. Akımdan bir tane soru falan var galiba. Ama çöktük ya gerçekten. Of. Neyse, kütüphaneye gidelim. Size bir açıklama yapmak istedim ki sonra bir anda böyle kütüphanede başlamasın diye. Kütüphaneye gidelim, orada biraz çalışalım. Ve bizim bugün ilk 4 dersimiz edebiyat. Yani full edebiyat çalışabiliriz, hocalara bir şeyler sorabiliriz. O yüzden iyi. Bitti. Bitti. Bakın. Bitti. Ya Şinas nasıl efkarlı gazete çıkarıyor ya? Aa bitti. Evet. Bir tane yanlışım var ama hiç şiir yoktu. Full dil bilgisi. Full dil bilgisi. Yazım noktalama. Daha çok şiirden daha çok dil bilgisi var. Sadece cümle ögeleri çözdük. Sadece cümle ögeleri vardı gerçekten bu arada. Bir de hani dil bilgisi de işlemedik. Cümle ögeleri. Şey yok. Ama şey. Evet, evet. Ve onlar da basitti. Onlar telmi işte. Atıyorum Mecnun'da bir şey vardı, telmi. Güzeldi ama ya. Yani güzel. Benden zor bekliyordum. Evet. Ama sayfalar çok güzeldi. Bence de. İyi geçti ya. Sizce seçme edebiyat nasıl geçecek? Seçme edebiyat çok güzel. Ben 100 bekliyorum. Ama bundan iyice. Seçme edebiyattan. Evet, çünkü ben tüm şairlerden maşa aklımdan bu çocuk zıtlıklar şairinin kendisi. Her şeyi zıtlık. Ben her şeyi benden çıkmadı sana. Nasıl geçti ikizim? Gayet iyiydi. BFC evet. BFC olarak gayet yaptığım işlemi. Sınav kolaydı. Ama inşallah 70 geçeriz. Yani güzel geçti. Elle alacağım kızım. Yapıyı. Zaten cuma voleybol maçından geri geldik ve bu hafta gireceğiz. Ya 7. saatte sınav mı olur? Edebiyat hakkında nasıl geçti hakkında konuştuk mu biz sizinle ya? Sordun herkese. Tamam. O güzel geçti, tamam mı? Saksı izledin mi? İzlemeliyim. Saksı gerçekten bugün çok iyi oynadı. Şimdi seçme edebiyat sınavımız var. Seçme edebiyat sınavı ayrı ayrı sınava girmemiş sebebi seçme edebiyatta konu soruluyor. Yani konu değil, yazar eser. Yazar eser işte eserin konusu falan. Soruluyor bunlar yani. İlk pastoral şiirinde mesela. Sahra. İlk kafiyesi şiir. İlk kafiyesi şiir. Söyleyeyim mi? Kemal. Yapabilirsin. Hadi bak bilmiyor. Tamam. Söyle. Validem. Abdülhak Hamit Tarhan. Veresiz Zina. Kaç almayı hedefliyorsun peki sahne? Yüksek, çok yüksek. Çok yüksek, fazla yüksek. Bilmiyorum, zor bir sınavdı. Benim fazla yükseğim 85 yukarı oldu. Zor bir sınavdı. Yani evet. Olabilir. Zor bir sınavdı çünkü. Yaptım da. Yanlışım var. Şimdiden bile yanlışım çıktı yani. Ondan sonra yani aslında 90 üstürlük bir kağıt değildi şu an benim için. Hiç yanlışım çıkacağını düşünsem eğer ki. 90 üstürlük bir kağıt değildi. Ortalama böyle bir 80'i var bence. Sence? O kadar var canım. O kadar var. Ama hani şey vardı, zorluğu vardı en azından. Bilmiyorum. Neyse. Allah'ım çok şükür bu video bitti diyorum. Bu sınav da bitti. Nasıldı? Güzeldi. Biraz normal edebiyat sınavına göre çok daha zordu. Evet. Ama genel değerlendirmeye göre birazcık zordu ama iyiydi, güzel geçti. Ya yaptık yine. Evet. Evet yaptık. Normal sınavdan daha kolaydı. Nasıl geçti? Normalden 5. Nasıl geçti? Nasıl normalden 5 alabiliyorsun? Normalden 5 alacağım. Nasıl ya? Yanlış işaretledim çünkü. Nasıl yanlış işaretledin? Kafam karıştı. Cevapları yanlış işaretledim. Kolaydı ya. Birkaç ya bunların cevapları kolay değildi. Kemal sorusunun hepsini yaptık. Ne yaptın onu? Hani 3 soru vardı. İşte Cezmi mi yaptın onu? Evet. Ya ben zavallı çocuk tiyatro eseri abi. Evet. Günaydın tekrardan. Bugün günlerden 9 Ocak. Şu an saat 8 geçiyor ve bugün matematik ve din sınavlarımız var ve bu birinci dönem ikinci yazının son sınavları artık bitecek. Çok mutsuzum. Yani o kadar yorulduk ki ve hani analitikte o kadar fazla soru tipi var ki. O kadar zorlayabilecekleri soru tipi var ki ve 15 soru test olması beni çok geliyor. Çok mutsuzum bu konu hakkında ama neyse ki gökyüzü güzel. Biraz mutlu olabiliriz belki, bilmiyorum. Çok soru tipi var. Kim hazırlayacağını da bilmiyoruz sınavı. O yüzden nasıl bir zorlukta hazırlanacağını da bilmiyoruz. Çünkü hocasına göre illaki değişiyor tabii ki. Çok korkuyorum sınavdan. Çünkü matematik sınavının korkusu diye adam akıllı dine de çalışamadım. O yüzden dine büyük ihtimalle 3. derste Ayşe ile birlikte artık kodlayarak çalışacağız. Saniye, Şeyma. Sınav hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl olmayacak? Saniye çalıştın. Çalıştım ama olmayacak. Niye biliyor musun? Çünkü çok fazla işlem hatası yapıyorum. Bir verir misin soru bankasını? Bak şey sorusu oluyor ya mesela x eksi 2y oluyor ya. Aha. Aşağıda da bir tane daha önerme veriyor. Evet. O önermenin c'leri var ya. Evet. Ben o c'leri genişletmeyi unutuyorum. Hep 200 kere falan unuttum. 100 kere baktım yine hep unutuyorum. Ve hep puanın gidecek bu yüzden. Evet gidecek çünkü sınavımız olacak. İnanman gerekiyor. Olmayacak. Olacak sahne. Alırsam takdir alabiliyorum. Sınava hazır mısınız? Din sınavına hazır mısınız? Evet ben hazırım. Bu kadar basit. Öyle. Ne düşünüyorsun? Son iki sınavımız ne düşünüyorsun bunun hakkında? Sınava gireceğiz diye mutsuzum. Evet. Diye mutluyum. Ama matematik olduğu için ultra mutsuzum. Matematik sınavı testi bilmiyorum, çok zor bence, gereksiz yani. Bir de işlem hatası yaptığında. Evet. Abi insansın, yapabilirsin. Normalde 2 puan gider hani 10 puan mesela 2 puan ise 8 alırsın o sorudan. Gerçekten şu an acayip kötü hissediyorum. Bir de defterine bakabilir miyim? Formüllere son defa. Çok kötü hissediyorum. Kızım şuradan geliyor. Çünkü şu an yani bilmiyorum. Buna bakın fonksiyona da bakmadım. Analitik o kadar kaslı ki. Çok fazla üstüne düşmedim. Evet yapabiliriz. Bu arada fonksiyon sorularında da analitik var yani. Daha din de var. Ve dine de hiç böyle çalışmadım ben adına. Evet ben de. Dine ezberlememiz gereken kısım şu kadar ezberledim. Neyse dine her türlü hallediyoruz ya. Ya bilmiyorum. Çalıştığımız keşke her dersin çalışması din kadar kolay olsa. Ya bir günde falan öğreniyorsun her şeyi. Yok canım ne bir günü? Bir derste. Ben iyiydi ya. 7 soru yaptım. İyiydi bence. Bence gayet iyiydi. Hiç çalışmadan 7 soru yaptım. Evet. 10 dakika daha 39 olmuştu. İnşallah doğru çıkar hepsi. Uçak atlamış oluyorum bu arada. İlk sınavdan 3 aldım. 39'da uçak atlamış oluyorum. Bence büyük bir başarı. Uçak. Bilmiyorum nasıl geçtin ya. Ya iyiydi. Çok büyük oluyor. Ama hani 80 değil yani. Nasıldı? Neye bu? Neresi sorusunu yapıyordun? O kaç soruyu? İki tane reklam vermişsin. Ne yaptın? Ha, salladım ben de onu. Ne yaptın? Ne yaptım? Mesela ben salladım. Hala o kaç yaptı? 7 soru yaptım. Ben salladım, bilmiyorum ne yaptığını. Geçti anne. Benim de çok garipti ya. Nasıldı? Yorum yapmak istedim. Niye? Nasıldı? Çok güzeldi. Marloksları koydu. Nasıldı? Güzeldi. Kaç bekliyorsun? Tanrı'nın üstüyle beraber 90 üstüne ekliyoruz. Çok iyi. Tebrik ederim. Son sınavımıza gireceğiz şimdi ve yani gerçekten bitecek. O kadar yorulduk ki ya. Yok yani bitsin. Matematik de bitti. Din de bitecek. Son sınavın da din olması bu arada. İnşallah kolay yapmışlardır din sınavları. Çünkü çok şey var aslında. Hani zorlayacak olsalar ooo nasıl zorlarlar. Ama inşallah zorlamamışlardır diyoruz ve bu kamerayı tekrardan açtığımız zaman bütün birinci dönem, ikinci yazılımımız ve birinci dönemimiz bitmiş olacak. Yaşasın. Sınavlar bitti. Aynen öyle bura. Nasıl geçti din? Mene. Ne? Matematikten daha zor. Din nasıl mı geçti? Din girdik baba. Allah peygamber, din, kitap. Meli nasıl geçti? Çok kötüydü. Matematikten daha kötüydü. Matematikten daha kötüydü. Nasıl geçti? Kolaydı, çok kolaydı. Nasıl geçti sınavınız? Antidepresan mı? Hayır. Senin şarkısı.